Melek onun adı, hayalleri vardı. Bir yuva kuracak, mutlu olacaktı. Olmadı, olmadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı. Şimdi o bir dadı. Ay Melek, söyler misin lütfen, niye geldik buraya? Baksana, zaten her erkeğin yanında bir kadın var. Saçmalama Serap, bizim halimiz bambaşka. Şu bahsettiğin kadının haline bir bakar mısın? Yüzlerinde abartı abartı makyajlar, öyle dekolte dekolte kıyafetler, kafalarında bir sürü tokalar. Fingidik bunlar. Aman Allah'ım, ben hayatım boyunca hiç kimseyle tanışamayacağım. Ne bedbaht bir kızım ben. Bence abartıyorsun Serap. Her an yanına bir erkek gelip sana merhaba diyebilir. Merhabalar. Konuşuyoruz herhalde burada değil mi? Şey, adınız neydi acaba? Ne? Yoksa park ederken tamponla çarptığımız Porsche sizin miydi? Hangi Porsche? Bir şey. Yok bir şey. Sen gerçekten Serap'la tanışmak istiyor musun? Tabii ki. Gördün mü Serap? Ben sana boşuna dememişim. Onca yıllık bekleyişin sona erdi. Artık bir kız kurusu değilsin yani. Ama ben yerinde olsam ağırdan alırdım tabii. Ömer, yeni bastıracağımız kart vizitler için birer örnek hazırladım. Bakar mısın? Birincisi bu. Sen içerinden birini seçiver lütfen Suzan. Biliyorsun benim bu gibi işlerle kaybedecek zamanım Girit'te büyük harflerle olmalı. Haklısın. O yüzden bence bu daha uygun. Tamam. Parmağınızı çekseniz diyorum. Ah! Ben ötekini kastetmiştim. Giritli ve Erdemir Medya Yatırım AŞ. Evet Ömer. Bence hakkım olan ünvanı almanın zamanı geldi de geçiyor bile. Burada ne kadar önemli bir işlevim var. Bu artık daha fazla göz ardı edilmemeli. Suzan Hanım haklı efendim. Eğer olmasaydı oturduğu koltuk şimdi odanın içinde oradan oraya kayıp duruyordu. Evet Ömer, bu ortaklık meselesi uzun zamandır sürüncemede kaldı. Ve ben ne zaman bu konuyla ilgili seninle konuşmaya kalksam bir yolunu bulup bundan kaçıyorsun. Bu çok saçma Suzan. Benim kesinlikle bu konudan kaçtığım falan yok. Aa, Melek Hanım, biraz gelir misin? Vallahi ben bozmadım Ömer Bey. Neyi bozmadın? Rejimimi. Yo yo, gel şöyle gel. Gel otur biraz. Gel gel lütfen gel. Evet gel. Gel gel gel, otur. Ailen nasıl? Ay Ömer Bey, yeter ki sen iste. Ben de anlatacak havadis çok. Rukiye Nenem'in huzur evinde kırmızı noktalı yayın şifresini çözmüşler. İki kişi hamile kalmış. Bir de annemin habire renk değiştiren o kocaman beyi var ya. Onda da hiçbir mahsur yokmuş Allah'tan. Ah, aman ne iyi. Annemin ruhsal durumuna göre renk değiştiriyormuş. Babamın annem kadar şanslı olduğunu söyleyemeyeceğim Ömer Bey. Bahsurlarından sonra midesindeki... Yeter! Kapatsana şu çeneni. Bütün bunlar Ömer'in umurunda mı sanıyorsun? Senin saçmalıklarını benimle konuşmaktan kaçmak için dinliyor. Ya. Her neyse, nerede kalmıştık? Babamın midesindeki yanmayı hissediyordum. Melek Hanım. Bütün bu saçmalıklarını neden gidip arkadaşın Serap'la paylaşmıyorsun, ha? Bunu ben de yapmak isterdim ama Serap'ı görene aşk olsun. Kendine bir erkek arkadaş buldu. Niye gülüyorsunuz? Şaka falan yapmıyorum. Vallahi gerçek. Artık Serap'ın kendine ait bir özel hayatı var. Ama benim hala yok. Dünya tersine döndü. Bu gidişle Işıl'a saygın bile benden önce evlenecek. Aa, zavallı Melek Hanım. Şöyle sıcak bir fincan çaya ne dersin? Vallahi ne iyi olurdu. İyi. Öyleyse gitmişken bana da getir. Bu kadına nasıl dayanıyorum bilmiyorum. Sanki bir beyinsiz yetmezmiş gibi. Bak Suzan, ben bu şirkete yıllarımı verdim. Yani hisselerimden birazını seninle paylaşacak kadar aklımı kaçırmadım Eylül. Ben olmadan sen asla var olamazdın Ömer. Pertev, lütfen bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii efendim. İşim birazdan bitecek zaten. Bak, dinle beni Suzan.
Bak beni dinle Suzan. Ben bu şirketi kurduğumda sen benim yanımda bana yaranmak için bin bir takla atan bir sekreter bile değildin henüz. Bunu ne çabuk unuttun? Hafızam sandığından da güçlüdür Ömer. Kanalına bir tek reklam bile alamadın o günleri. Ne çabuk unuttun? Ha. Pekala Suzan. Madem öyle ben sana engel olmayayım. Peki. Madem öyle düşünüyorsun ben de istifa ediyorum. İstediğin yere git. Umurumda bile değil. Sen niye öyle bakıp duruyorsun? Hiçbir şey söylemiyorsun. Affedersiniz efendim. Ben öyle heyecanlandım ki. Suzan Hanım bir şey dedi. Sonra siz bir şey dediniz. Sonra o istifa ediyorum deyince ben de film koptu efendim. Takla atıp, göbek atıp şahane pazara katılmak geldi içimde. Oh, oh çok hoş efendim. Melek orada mı? Hayır. Oh, çok şükür. Sabah beni zorla ayakkabı almaya götürdü. Vallahi oradaki bütün ayakkabıcılara birer madalya vermek lazım. Ondan sonra cilt bakımı yaptırmaya gittik. Neymiş? Benim cildim karmaymış. Derime sürdükleri şey içime işledi. Ondan sonra Milady odasına gittik. Teker teker Ajda'dan kaç şarkısı varsa hepsini dinledik. Baba, Melek beni saraplaştırmaya çalışıyor. Doğru. Ajda'nın bu sevgisini dinlemeyi unutmuşuz. Bak, ne hoş değil mi? Ay ay. Melek Hanım, şu sıralarda çok zor bir dönem geçirdiğini biliyorum. Gerçi ben arkadaşın Serap'ın yerini pek dolduramam ama... Ay Ömer Bey, ilahi çok komiksin vallahi. Seni Serap'ın kıyafetleri içinde düşünemiyorum. Şu sıralarda pek fazla bir işim yok. Bu akşam senin arkadaşın olmamı ister misin? Mesela Serap'la sen birlikte olsaydınız ne yapardınız şimdi? Kırıştırırdık. Melek Hanım. Ne yapardık? Tırnağımızı törpülerdik. Sonra hayaller kurardık. Mesela Bodrum'a mı yerleşsek? Sonra muayyen günlerimizden konuşurduk. Kaş, kirpik, selülit. İşte böyle. Klasik konuştuğumuz şeyler. Ben de bazen hayaller kurarım. Mesela Hasan Ali Akasa'nın televizyonu kapansa. ATV kapansa. Kanal D kapansa. Öyle. Biz bazen erkekler üzerine de hayaller kurarız. Ya sen? Sen ne demek istiyorsun Allah aşkına Melek Hanım? Yani benim erkeklerle ne işim olabilir? Biraz tuhaf sorular sormaya başladın. Ben gidip biraz maç falan seyredeyim bari. Serap Hanım geldi. Serap, yoksa Basri ile ayrıldınız mı? Hiç üzülme. Zaten ben baştan beri o Basri'yi sevemedim bir türlü. İmkan yoksa... ne haber Basri? Selam. Ay, Melek, benim hemen tuvaleti kullanmam lazım. Aslında köşedeki restoranın tuvaletini kullanacaktık ama oraya gidince de illa bir şeyler ısmarlamam gerekiyor. Mühim değil, sen kafana takma Serap. Biliyor musun Basri? Serap'la birbirinize çok yakışıyorsunuz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Beni de yakışıklı bir arkadaşına tanıştırır mısın? Sanki sana birini tanıştırmama ihtiyacın varmış gibi konuşuyorsun. Şaka şaka. Peki bir erkek kardeşin var mı? Melek biliyor musun? Hayatım boyunca Serap gibi bir kadınla tanışmak istemişimdir. Basri, bunu söylemen ne kadar hoş. İkiniz adına da çok mutlu oldum. Hı hı. Eminim üçümüz çok iyi anlaşacağız. Oo, Suzan Hanım. Demek dizlerinin üstüne sürüne sürüne geri döndün ha? Aslına bakarsan yanılıyorsun Ömer. Ünlü reklamcı Ünver Oral'la anlaşmak üzereyim. Adam her sene bütün kristal elmaları topluyor. Hani sen armut toplarken. Her neyse,
beni şirketine ortak yapıyor. Ah, gerçekten mi? Demek Ünver Oral ha? Hmm. Evet. Peki şirketin yeni adı ne olacak? Oral Erdemir mi yoksa kısaca Suzan Ver mi? Biraz daha kalıp seninle çene çalmayı çok isterdim ama sadece eşyalarımı almak için uğramıştım. Zaten her şeyimi toplayıp bu evden gitmek bütün günümü alacak. Perfe, ofisime giremiyorum. Her yer tavanlara kadar senaryo dolu. Bütün bunları kim gönderiyor Allah aşkına? Genç ve aç yazarlar efendim. Posta parasını denkleştirip kendilerini yaşadıkları sefaletten kurtaracağını umdukları projelerini belki kanalınızda değerlendirirsiniz diye size gönderiyorlar. Yani Suzan bütün bunları okuyor muydu? Hayır, şömine de yakıyordu. Vallahi bu kadın sandığımdan da önemliymiş demek ki. Haklısınız efendim. Biliyor musunuz, evcil hayvanları olan insanlar daha uzun yaşarlarmış. Yani Suzan'ın olmadan hayatınız oldukça kısalacak gibi görünüyor. Pertev, bana kalırsa sen Suzan Hanım'ı özledin. Ve ona hakaret edemediğim için de hıncını yemeklerden çıkarıyorsun. Hayatım bu kadar saçma şey duymadım efendim. Neden bahsettiğinizi gerçekten anlamıyorum. Peki ama benim bezelyenin arkasına sakladığım kocaman çikolata kutuma ne oldu? Pertev, sen giderek bana benzemeye başlıyorsun. Ömer Bey, ne yapacağımı bilmiyorum. Serap'ın erkek arkadaşı bana asıldı. Ah, bence abartıyorsun Melek Hanım. Sana öyle gelmiştir. Abarttığım falan yok Ömer Bey. Adam resmen bana asıldı. Gel buraya, nasıl olduğunu anlatayım sana. Gel gel. At ellerini omzuma. Şimdi her şey normal değil mi? Peki ya buna ne dersin? Yani adamın ellerini orada bu kadar uzun süre tuttuğundan emin misin? Olayı daha iyi kavraman için detaylar üzerinde bu kadar uzun uzun duruyordum Ömer Bey. Canım, belki de bir çekmeceye falan dayanmışsındır. Şimdi adamın günahını almayalım durduk yerde. Bir çekmece bunları yapabilseydi kelebek mobilyadan çıkmazdım herhalde Ömer Bey. Belki de Serap'ın ilişkisini kıskanıyor ve ayrılmaları için böyle davranıyorsundur. Ha, olamaz mı? Hasetlik benim kitabımda yazmaz Ömer Bey. Karakterime aykırı. Hayatındaki boşlukla yüz yüze geldiğinde çok tuhaf şeyler yaptığını kabul et Melek Hanım. Bu doğru. Son zamanlarda çok garip davranmış. Evet, tamam. Haklısınız. Ne yapayım? En yakın arkadaşımı kaybediyorum. Ah, bir de bana sor. Şu anda Suzan Hanım'a ineri bir laf sokuşturmak için neler vermezdi? Çocukken çok sevdiğimiz bir köpeğimiz vardı. Ama öldü. Sonra yenisini aldık. İşte şimdi benim böyle bir şeye ihtiyacım var. Merhabalar. Tamam mı? Güzel, güzel. Oo, Suzan Hanım. Uzun zamandır ortalarda yoktun. Biliyor musun, istifa ettiğinden beri o kadar dakiksin ki sana maaş verdiğim zamanlarda bile işe bu kadar vaktinde gelmiyordun. Tabii bütün bunları senin için söyleyemeyeceğim Melek Hanım. Ömer Bey, affedersin ama Suzan Hanım işe kendi arabasıyla gelip gidiyor. Bense bu evde yaşıyorum, değil mi? Buraya sadece bende kalan sözleşmeleri bırakmak için geldim. Aa, Suzan Hanım, gazetede resminiz çıkmış. Hay Allah, o bunların arasına nasıl karışmış? Şuraya bak. Mucize köpek uçağı indirdi. Şu haberi bir dinleyin. Mucize köpek Pepi uçağı... Ömer, onun altındaki haber. Görmüyor musun? Ben ve Ünver Oran yan yanayız. Doğrusu seni tebrik etmem gerekiyor Suzan. Yani böylesine bir başarının altında senin de isminin olması çok hoş. Başarı ne kelime? Ünver Bey bir dahi. Ömer. Ben köpek Pepi'yi kastetmiştim Suzan. Suzan Hanım, acaba bugün birlikte... Çok isterim. Ama daha ne soracağım bilmiyorsunuz ki.
Hesaplar benden. Tamam. Ben de zaten çok acıkmıştım. Konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Daha önce suşi yemiştin değil mi Melek Hanım? Tabii canım. Elbette. Daha neler. Yedim. Nedense burası çok balık kokuyor. Aa bak. Tadımlık karides koymuşlar. Pişmemiş galiba. Plastik gibi. O zaten plastik. Aman Allah'ım. Aynı anneme benzemeye başladım ben. Biliyor musun Suzan Hanım, bir keresinde annem kocaman plastik bir hamburger yemişti. Onun buzdolabının üzerine yapıştırılan mıknatısı süslerden olduğunu anladığında yarısı çoktan mideye gitmişti. Suzan Hanım, hiçbir erkeğin sana kur yaptığını sanıp da sonradan seninle asla ve asla bir ilgisi olmadığını fark ettiğin oldu mu hiç? Elbette. Bu her zaman başıma gelir. Aa, bu yeşil şeyler ne? Ona wasabi diyorlar. Bir çeşit hardal. Gerçekten çok lezzet katıyor. Ben hardala bayılırım. Ünver Aral Bey nasıl? Nereden bileyim? Adamı tanımıyorum bile. Gazeteyle birlikte çekilmiş resimleriniz vardı. Yayıncı arkadaşımdır. O sayfayı benim için özel olarak hazırlattı. Ne yani? O ucağı Pepe indirmedi mi? Melek bana yardım etmelisin. Ömer'in beni geri çağırmasını sağla. Ne olursun. Lütfen Melek, bunu benim için yapar mısın? Eski günlerin anısına. Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Hani şu plastik karides yediğin günü hatırlıyor musun? Ay. Ömer Bey, neyin var senin böyle? Bütün bu olanlar hiç hoşuma gitmiyor Melek Hanım. Galiba Suzan'ın hakkını vermek lazım. Herkese tıpkı onun yaptığı gibi telefon edip canımda cicimli konuşuyorum ama kimse bana aynı tepkiyi vermiyor. Düşünsene, en iyi müşterilerimizden Osman Bey benimle evinde romantik bir akşam yemeği yemek istiyor. İğrenç. Ömer Bey, Suzan Hanım'la aranızdaki şu kırgınlığa bir son verseniz artık. Onu çağırsan da geri gelse. Hem yarın akşamki baloya birlikte gidersiniz. Aslında ben o baloya seninle gitmeyi düşünmüştüm. Oldu. Ne yapayım canım? Herkesin derdine de ben koşacak değilim ya. Ben bakarım. Serap'tır. Aa, merhaba Basri. Merhaba Melek. Serap nerede? Kafasına kuş pisledi. O da piyango bileti almaya gitti. Aslında iyi oldu. Benim de sana anlatacaklarım vardı. Hani geçen gün ben sana yanlışlıkla çarptım. Sen yerde yuvarlandın. Sonra da elle bastım ya. Tamam. Kafanı takmaya değmez. Hiç önemli değil. Bunlar yanlışlıkla olmadı. Gerçekten mi? Ya kasıkların? Çok utanıyorum. Peki ya? Ay lütfen Basri, bu konuyu fazla deşelemenin bir anlamı yok. Yani anlatmak istediğim şu. Sen bana geçen gün sarıldığında ben seni yanlış anladım. Bana asıldığını zannettim. Aslında arkadaşım Serap'a biraz kıskanmış tamam, o. Tamam Melek. Üçümüz çok iyi arkadaş olacağız. Bunu hissediyorum. Basri! Tamam Serap, düşündüğün gibi değil. Tabii. Gözüme mi inanayım sana mı? En iyi arkadaşıma sarılmıştın. Kabul. Yanlış bir şey yaptım. Ama önce o sarıldı. Aa! Basri, doğruyu söylesen iyi edersin. Yoksa hayatın boyunca böyle tuhaf tuhaf yürümek zorunda kalacaksın. Hem içimden bir ses daha önce bu haltı yediğini söylüyor. Çabuk hemen defol buradan. Hadi. Bir daha da seni gözüm görmesin. Hadi. Hadi. Yallah. Daha bir para
Basit! Aşağıda öteki! Fırsatçı pislik! Ya! Ya! Ama çok ateşliydi. Ay, bak işte bunda haklısın. Ben açarım. Geldim. Aa, Suzan Hanım, ne kadar hoş olmuşsun. Ne işin var senin burada? Aa, unuttun mu beni, sen çağırdın. Ömer'le beni tekrar bir araya getirmek için bir planın olduğunu... O yüzden çok şık giyinip bu saatte buraya gelmemi söylemiştin. Aa, yapma ya. O bugün müydü? Ha? Şaka şaka. Nasıl korkuttum seni ama? Suzan. Senin ne işin var burada? Şey ben... şey Ömer Bey, Böbrek Vakfı'nın gecesi için davetiyeler vardı, onları almaya gelmişti. Harikasın. Yani evet. Ama fazla kalamayacak çünkü Ünver Oral onu limuzinde bekliyor. Bu doğru. Ünver o. Suzan, neden onu içeri davet etmiyorsun? Evet Suzan Hanım, Ömer Bey haklı. Niye onu içeri davet etmiyorsun? Ben bunu yapamam. Yapamam çünkü adamın arabada telefonuyla şeyle konuşması gerekiyor. Suzan. Merhaba Sayın Ünver Oral. Ben sizi bildim bilirse hayranımdır Ünver Oral. Bana bir imza adresinizi yollar mısınız? Mümkünse üzerine Mele'ye sevgilerimle Ajda yazar mısınız? Ömer Bey, size aslında teşekkür etmem lazım. Bu kadar zeki bir bayanı nasıl oldu da elinizden kaçırdınız anlayamadım. Ama bu benim işime yaradı tabii. Bunu nasıl başardın? Affedersiniz efendim. Osman Bey hatta. Çarşamba akşamki romantik akşam yemeği için. Kendisi kendi elleriyle size fırında tavuk putu hazırlayacakmış. Sever misiniz diye soruyor. Aman Allah'ım. Ben bunu unutmuşum. Affedersiniz Osman Bey. Siz şimdilik Ömer Bey'in butlarını ayırın. O sizi zor arayacak. Suzan, Suzan. Bak geri dönmen için sana yalvarıyorum. Hatta seni şirketin genel müdür yardımcısı yaparım. Üstüne üstlük şirketin %5 hissesini de veririm. Bana eşit hisselerle ortaklık teklif etmediğin sürece... buraya geri döneceğimi hiç sanmıyorum Ömer. Üzgünüm Suzan, bunu yapamam. Şaka yaptım. Hadi, geç kalıyoruz. Umarım darılmadınız Ünver Bey. Size işinizde başarılar dilerim. Eminim bu senede en çok kristal elmayı siz alacaksınız. Şimdiden burnumun kokusunu alabiliyor. Zaten köpeklerin burnu iyi koku alırmış derler. Hoş geldiniz. Bir şey içer miydiniz? Alayım. Hemen hazırlayayım. Ünver Bey, ben de sizin filmlerinizden birinde oynayabilir miyim? Sizin bütün filmlerinizi hayranlıkla izlerim. Hatta bazen ezbere bilirim. Nefesini boşa harcama Pertif. Beyefendi Hasan Koral. Bizim mahallede seri ilan acenteliği yapar. Ünver Oral'a da ikisi kadar benziyor değil mi? Nedense ben hiç benzetemiyorum.